Uluslararası Çay Konseyi yeni ortaya konan bir kavram değil. 2006 yılında Tarım Kanunu'nun 11. maddesinde ulusal konseyler yer alıyor. Algı oluşturmak suretiyle bir itiraz var. Biz tartıştırmayız yani bu tartıştırmayız. Vatandaşımız öyle istemiyor. Çaykur mutlaka ilgili bakanlık mutlaka devrede olsun. Çaykur devrede olsun. Deniyorsa ki devrededir. Burada üreticiler var. Tüketiciler var. Ziraat odaları temsilcileri var. Sanayiciler var. Çaykur var. Efendim bakanlık temsilcileri var. Bunlar ne oluşuyor? Bu eleştiriliyor. Biz bak bu kanunu böyle haksız yere eleştirmesine asla yol vermeyiz. İlişkili bakanlıkta bu fiyat belirlemesi aşamalarında, sürecinde kesinlikle devre dışı olacak bir algıya yol açacak düzenlemeyi savunmayız. Bu konuda ısrarcı olmayız. İlişkili bakanlık, Tarım Orman Bakanlığı'nda fiyatın belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer almasına ilişkin düzenlemeyi hazırladık. Yani yıllardır çay bölgesinde müstahsilimiz sattığı çayın özellikle özel sektör tarafından bir yıl sonra işte 9 ay sonra seneye ödenmesine ilişkin yakınmalar vardı. Buna biz düzen kuralı getirdik. Bu düzende 6 ay içerisinde ödemek zorunda. Ha bunu Çaykur'la ilgili olduğunu söylüyorlar. Zaten Çaykur bizim Türkiye'yi yönettiğimiz şu 20 yıl içerisinde Çaykur'un satın aldığı ürünün bedelini satın aldığı tarihte itibaren bir sonraki ay ödeme yapıyor. Bu 20 yıldır devam ediyor. Bu uygulama devam edecek. Bu 6 aylık düzenleme özel sektörün üreticiden satın aldığı çayın bedelinin ödenmesine ilişkin. Meclis açılınca 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak.